severler. Bugün 1 Mayıs 2021 Bahar Bayramı ve işçinin ve emekçinin bayramı bugün. Bugünü şu sözle kutlamak istiyorum. Ekmeğin ucuz, emeğin pahalı olduğu günlerde inşallah buluşmak üzere diyorum. Ve bütün emekçilerin bayramını kutluyorum. Sizlere bu videomuzu da dünün, yani 30 Nisan'ın gelişen magazin olaylarından derlediğimiz bir haber turu sunacağız. Ben sözü fazla uzatmadan hemen videolarımıza geçmek istiyorum. Haberlerimize geçmek istiyorum daha doğrusu. Dünün en çok okunan haberi Cüneyt Arkın'ın yaptığı bir paylaşımdı. O paylaşımda çok eski bir fotoğrafını koyup bana artık ekmekler veriyorlar diyemem için şeklinde bir ifadesi var. Gerçekten okunası bir haber. Sizler de zaten en çok okunan haber haline getirmişsiniz onu. Dünün en çok okunan ikinci haberi Halil Sezai'den geldi. Halil Sezai biliyorsunuz hapishanede yatmıştı. Hapishaneden çıktı ve o günleri anlattı. Hapishanenin kendisine yaradığını söylüyor ilginç bir şekilde. Dünün üzücü haberi İbrahim Tatlıses tarafından geldi. İbrahim Tatlıses'in dayısı vefat etti. Kendisiyle sık sık telefonda görüşüyordu İbrahim Tatlıses. Biz de Allah'tan rahmet diliyoruz ve Tatlıses ailesine de başsağlığı diliyoruz. Bir uzlaşma haberi, bir sulh haberi var. Şehrazat'la Acun Ilıcalı arasında devam eden iki tane dava vardı. Bunlardan bir tanesi ceza davası, bir tanesi tazminat davası. Şehrazat'ın eserleri Acun Ilıcalı tarafından kullanıldığı için cezaya çarptırılmıştı Acun Ilıcalı. Bunun üzerine bir de hakaret davası vardı. Tarafların birbirine ettikleri hakaret. Avukatlar bir araya geldiler ve sulh yoluna gittiler. Detaylarını haberimizde okuyabilirsiniz. Dünle ilgili 3 tane müzik haberimiz var. Bunlardan bir tanesi aynı zamanda köşe yazarımız olan çok eğlenceli, çok keyifli yorumcu, şarkıcı ve insan Zeliha Sunal'dan geldi. Yeni bir Şehrazat şarkısı, müthiş bir şarkı, Kıl Payı diye. Biz de başlığını kapanmaya Kıl Payı şeklinde verdik. Klibini de izleyebilirsiniz bu 3 müzik haberinin sitemizde. İkinci müzik haberimiz Göksel'den geldi. Çölde Bir Vaha adlı şarkısıyla. Onun da klibini yayınladık. Üçüncü müzik haberi de Derya Ulu'dan Kanunlar Gibi adlı şarkısıyla geldi. Detaylarını sitemizde okuyabilirsiniz. Efendim Perihan Savaş tatile gitti torunlarıyla beraber Maldiv'de şu anda tatil yapıyor. Oradan yaptığı paylaşım bir hayli beğeni kazandı. Beğeni kazandı derken sosyal medyasında tabii ki beğeni kazandı. Nesrin Cevat Sedde ile ilgili bugün iki tane haberimiz var. Bir tanesi ikisi de ayrılıkla ilgili. Bir tanesi diziden neden ayrıldığıyla ilgili. Diğeri de sevgilisinden neden ayrıldığıyla ilgili. İki haberi de sitemizde okuyabilirsiniz. Lerzan Mutlu ile Seren Serengil arasındaki atışma ve kavga halen devam ediyor. Biliyorsunuz Lerzan Mutlu dava açmak için başvurmuştu. O kabul edildi ve dava görülecek. Daha Seren Serengil ile Lerzan Mutlu arasındaki davayı daha çok okuyacağız gibime geliyor. Nursel Köse, Jülide Ateş'in 40 programına katıldı ve orada Cem Yılmaz için gerçekten ilginç sözler söyledi. Haberi okumanızı tavsiye ediyorum. Bu akşam ekranlara gelecek olan 3 tane dizinin sizlere fragmanlarını ve bölüm özetlerini yayınladık. Nedir bu diziler? ATV'nin biliyorsunuz bugüne kadar hep Gönül Dağı birinci sıradaydı ama Kardeşlerim onu geçti geçen haftadan itibariyle. Kardeşlerim dizisi, TRT1'deki Gönül Dağı dizisi ve Fox TV'deki Savaşçı dizisi bu akşam ekrana gelecek. Bizim de sizlere fragmanlarını yayınladığımız, bölüm özetlerini verdiğimiz diziler. Efendim Melisa Sözen ile sevgilisi Harun Tekin koronayı birlikte yendiklerini, nasıl yendiklerini anlatıyorlar. Geçmiş olsun diyoruz biz de buradan kendilerine. Eser Yenenler, Berfu Yenenler, Şeytan Kulağına Kurşun gerçekten örnek bir aile resmi çiziyorlar. Yine bir aile çocuklarıyla beraber poz vermişler. Onunla ilgili bir haberimiz var.
Muhsin Ertuğrul'la ilgili tiyatronun ne yeniliği varsa ondan geldi şeklinde bir haber var. İlginç tiyatroyla ilgilenenler için özellikle ilginç bir haber. Sözü fazla uzatmadan ben sizleri videoyla baş başa bırakmak istiyorum. Ama lütfen Instagram'da bizi takip etmeyi, YouTube kanalımızda aşağıdaki abone tuşuna basarak abone olmayı ihmal etmeyiniz. Ve lütfen düşünce, eleştiri, öneri, fikir, haberlerle ilgili olsun, sitemizle ilgili olsun, magazin kolikle ilgili olsun. Her türlü düşüncenizi bize iletebilirsiniz. Hepinize sağlıklı bir evde kalma günü daha diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşça kalın.